Tongç Akademi'den herkese merhabalar. 9. sınıf ara tatil kimya tekrarıyla karşınızdayız. Evet, ara tatile girdik ama bu tamamen yatışa geçtiğimiz anlamına gelmiyor. Tamam, dinleneceğiz, güzel bir fırsatımız var ama bir taraftan da konularımızı tekrar etmek için, eksik kalan noktaları tamamlamak için önümüzde çok güzel bir fırsat var. Şimdi onu hep birlikte değerlendiriyor olacağız kimya için. Tabii ki diğer dersler için de ayrı ayrı bu değerlendirmeleri yapıyor olacağız. Kimyada peki neler yapacağız şu anda? Karşımıza neler çıkacak? Sıfırdan 9'a kimya bizim temel kitaplarımız, temel kaynaklarımızdan birisi artık. Hepinizin buna sahip olduğunu da biliyorum. Bundan bazı seçmece sorular üzerinden konularımızı tekrar ediyor olacağız. Neler öğrenmiştik o sorular üzerinden tekrar görüyor olacağız. Tabii ki bununla bırakmayacağız. Bunun yanı sıra bir de Tak Kimya kitabından yine seçtiğimiz seçmece güzel sorularımızla tekrarımızı yapıyor olacağız. Şimdi bu tekrar için peki bir de konu başlıkları üzerinden neler vardı neler yoktu onları da önce bir üzerinden geçmek, tekrar etmek istiyorum. Şimdi ilk olarak kimya bilimi ünitesiyle başlamıştık. İlk yaptığımız olay buydu ve kimya bilimi ünitesinde en başta simyadan kimyaya, yani kimyanın tarihsel sürecinden bahsetmiştik. Tarihsel sürecinde hangi aşamalardan geçmiş, simyadan kimyaya, yani bilim olmayan bazı çalışmalardan gerçek bir bilime nasıl bir geçiş olmuş, bundan bahsediyorduk. Simya ile kimya arasındaki temel farklılıklardan bahsetmiştik. Yani kimya neden bilimdir, simya neden bilim değildir, bundaki sistematik bilgi birikiminden ve deneylerden, gözlemlerden bahsederken simyada deneme yanılma yolundan bahsetmiştik. Sistematik bilgi birikiminin olmayışından bahsetmiştik. Simyanın bulgularından demiştik ki fiziksel olan neredeyse bütün bulgular simyacı döneminde gerçekleşmiştir. Hani kimyasal gelişmeler, kimyasal polimerler gibi birçok gelişme ya da kimyasal yöntemler, elektroliz gibi yöntemler kimya döneminde bulunmuş. Ama bunun öncesinde birçok yöntem ve birçok madde, birçok asit gibi, birçok element gibi keşifler simya döneminde yapılmıştır. Bunların da üzerinden geçmiştik. Uygarlıklar, yani bazı uygarlıklar var simyaya katkıda bulunan. İşte Orta Asya uygarlıkları, Yunan uygarlıkları, Mısır, Mezopotamya uygarlığı, ki Mısır ve Mezopotamya insanlığın da simyanın da ilk başladığı noktalar olarak kabul ediyorduk. Özellikle Yunan medeniyetinin felsefik açıdan simyaya yaklaşımından bahsetmiştik. Çin uygarlıklarından ve İslam uygarlıklarının önemli bir nokta olarak değinmiştik bunlar üzerindeki etkilerinden. Ve ardından çok önemli bazı bilim insanları vardı. Simyayı kimyaya dönüştüren Levoisier gibi, Robert Boyle gibi bilim insanlarından bahsetmiştik. Levoisier için modern kimyanın babasıdır demiştik. Kütlenin korunumu kanunu bulduğu için. Robert Boyle için yazdığı kitap sayesinde madde tanımını yapıyordu ve simyayı bitiren adam demiştik. Simyayı oluşturan felsefeye baktığımız zaman işte Demokritos, Aristo ve Empedokles gibi çok önemli kişiler vardı. Demokritos atom kavramını ilk defa ortaya atan kişiydi. Empedokles ve Aristo ise dört element kavramını, kuramını ortaya atan, geliştiren kişilerdi. Ve ardından flojiston kavramı yine simya döneminde, daha doğrusu geleneksel kimya döneminde ortaya atılan kavramlar gibi tekrarlarda bulunmuştuk. Ve ardından kimyayı tanımaya başladık. Kimyayı tanırken de kimya disiplinlerinden ve bunların çalışma alanlarından bahsetmiştik. Kimya disiplinleri olarak analitik kimya, organik kimya, inorganik kimya gibi kimya disiplinlerini tanımlamış ve bunlardan bahsetmiştik. Hangi alanlarla nelerle ilgilendiklerini söylemiştik. İşte biyokimya ya da fizikokimya burada yine sayabileceğimiz disiplinlerdi. Kimya ile çok yakından alakalı bazı endüstrilerden bahsettik. Arıtım endüstrisi, gübre endüstrisi, ilaç endüstrisi gibi birçok endüstriden bahsettik ve kimya ile alakalı mesleklerden, işte kimyager gibi, kimya öğretmenleri gibi ya da kimya mühendisleri gibi ya da metalürji mühendislerinin ne işler yaptığını belirtmiş, bunlardan bahsetmiştik. Ardından kimyanın sembolik dilinden bahsettik. Burada neler vardı? Element ve sembolleri ve bileşik formüllerinden bahsetmiştik. Elementlerin Latince veya İngilizce isimlerinin ilk veya ilk iki harfinden oluşan sembollere sahip olduklarını, bileşiklerin de kendilerine özgü formüllere sahip olduğunu söylemiştik ve iş güvenliği ve sağlığı kısmında laboratuvar kuralları, güvenlik işaretleri, bazı önemli işaretler vardı. İşte yanıcı maddelerin üzerinde, yakıcı maddelerin üzerinde ya da tahriş edici maddelerin üzerinde hangi işaretler var, bunlardan bahsettik. Ardından laboratuvar malzemelerinin bazılarını tanıdık hep birlikte. Sonrasında ikinci ve nispeten daha önemli diyebileceğimiz bir üniteye geçtik. Yani kimyanın içine daldık. Atom ve periyodik sistem ünitesiyle
atom kavramının gelişimini, atom modellerinin neler olduğunu tanımlayarak geldik. Dalton'dan başladık. Bora kadar tanımlamalarımızı yaptık. Ardından atom yapısını atom altı taneciklerin bazında düşünerek yaptık. Çekirdek katman ve orbital kavramı üzerinden biz atomun yapısını tanıdık. Ardından izotür dediğimiz kavramlara geldik. Yine atom altı taneciklerle alakalı izotop, izoton, izobar ve izoelektronik dediğimiz izotürleri tanıdık. Ve ardından periyodik sistemle ilgili çalışmalara başladık. Burada ilk çalışmamız periyodik sistemle ilgili ilk çalışmalar, yapılan ilk çalışmalar hangi aşamalardan geçildiğini belirttik. Mendeleyev gibi tabii ki periyodik sistemin babası diye nitelendirdiğimiz önemli bir kişiden bahsettik. Ardından Moseley'in çalışmalarına değindik ve periyodik sistemi genel anlamda modern periyodik sistemin ne olduğunu tanıdık. Burada bir elementin yerini nasıl bulacağımızı, buradaki değerlik elektron sayısını veya katman sayısını nasıl kullanacağımızı gördük. Ardından da metal, ametal, yarı metal ve soygaz olarak elementleri parçalara bölerek bunların özelliklerine genel anlamda değindik. Ve ardından periyodik özelliklerdeki değişimlerden bahsettik. Nasıl yani? Atom yarıçapı mesela dedik ki periyodik sistemde sola ve aşağı doğru gittikçe atom yarıçapı artıyordur. İyonlaşma enerjisi bunun tam tersi sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyordu ve içerisinde de bir periyot içerisinde bahsettiğimiz zaman da 3 aşağı 5 yukarı gibi bir kuralımız vardı iyonlaşma enerjisiyle ilgili. Elektron ilgisi yine periyodik sistemde sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyordu. Ancak soy gazları bunun dışında tutmamız gerekiyordu. Soy gazların elektron ilgisi olmadığı için dolayısıyla da burada klor en büyük elektron ilgisine sahip olan element olarak değerlendirmiştik. Çünkü florla klor arasında da istisnai bir geçiş durumu vardı. Elektronegatiflik tıpkı elektron ilgisi gibi sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyordu. Yine soy gazlar burada devre dışıydı ve elektronegatifliği en yüksek elementimiz flordu. Ve bir periyodun en yüksek elektronegatifliğe sahip element her zaman için halojenlerde oluyordu. Tıpkı elektron ilgisinde olduğu gibi metalik ve ametalik özelliğinde birbirinin tam tersi olduğunu, yani sola ve aşağı doğru gittikçe metalik özelliğin arttığını, sağa ve yukarı doğru gittikçe ametalik özelliğin arttığını ve ametalik özellikte yine soy gazların dışarıda kaldığını belirtmiştik ve bunlar üzerine konuşmuştuk. Şimdi gelelim sorularımızı çözmeye. 0'dan 9'a kimya. Sayfa 56 soru 2. Yapacağımız ilk sorumuz bu olacak. Bunun üzerine çalışmalarımızı geliştireceğiz. Şimdi Aristo bir kavram ortaya atıyordu. Bir şema çiziyordu. Bu elementlere dair. Hani 4 element kuramı vardı. Aristo bu işi biraz daha geliştiriyor. 4 elementin yanı sıra bunların 4 temel özelliğinden bahsediyordu. Ve bu 4 temel özelliğe dair de bir şema oluşturuyordu. Peki bu şema nasıl oluşuyordu? Diyordu ki bu 4 temel element ateş, su, toprak ve havadır diyordu ve bunların her biri iki tane temel özelliğe sahip oluyordu. Şimdi böyle bir tabloyla karşılaştığımız anda şunu yapmalıyız. Her zaman için kurunun karşısındaki özellik bunun zıttı olmalı. Yani C dediğimiz buradaki değer ıslak, ıslık değil tabii ki, ıslak özelliği olmalıdır. Soğuğun karşısındaki de bunun zıt anlamlısı olan sıcak olmalıdır ve dört temel özelliğimiz zaten bunlardı. Kuru, ıslak, sıcak ve soğuktu. Şimdi ateşin kuru ve sıcak özelliklerini taşıyan element olduğunu biliyoruz. Soğuk ve ıslağı taşıyan elementin su olduğunu biliyoruz. Buna göre kuru ve soğuğu taşıyan özellikleri taşıyan element hangisidir? Tabii ki toprak elementleri bu özelliği taşıyordur. Ve sıcak ve ıslak olma özelliğinde hava elementleri gösteriyor. Şimdi zaten tabloyu doldurduktan sonra soruyu çözmüş oluyoruz aslında. Geri kalan teferruat oluyor. Bununla ilgili tablo ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur demiş. Şimdi B elementi soğutulursa bir su elementi elde edileceğine inanmıştır. B elementi nedir? Havadır. Sıcak ve ıslak özelliğine sahiptir. Ben bunu soğutursam ne olur? Sıcak özelliği soğukla yer değiştirir. Dolayısıyla hava elementi de bununla yer değiştirir. Yani bir su elementi ortaya çıkar. Dolayısıyla bu ifademiz gayet doğru bir ifade olur. D havayı simgelemektedir diyor. Hemen bakıyoruz. D toprağı simgelediğini az önce belirtmiştik. Gayet yanlış bir ifade oldu. A ıslağı, C ise sıcağı simgelemektedir. Oysa ki bunun tam tersi olduğunu, A'nın sıcağı C'nin ıslağı simgelediğini belirttik. Dolayısıyla bu da yanlış bir ifade oldu. Sadece birinci ifademiz doğru. Cevabımız da A seçeneğinde yer aldı. Gayet de şemayı çizdiğimiz anda, şemayı ezberlediğimiz anda çözemeyeceğimiz hiçbir soru kalmayacak karşımızda. Yine 0'dan 9'a kitabından bir soruyla daha devam edeceğiz. Bir elementle ilgili bazı özellikler verilmiş. Bu özelliklere sahip olan element aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi elementlerin
fayda ve zararlarını ya da faydalı ve zararlı elementler üzerine konuşmuştuk. Burada hayvan iskeletinde iskelet kemik yapısı deyince, diş yapısı deyince aklımıza hemen bir tane element gelecekti. O da tabii ki kalsiyum. Aslında bunları duyduğumuz anda bile biz kalsiyuma gideriz. Ama devam edelim. Yumurta kabuğunda ve mercanda yine bahsettiğimiz bunları gördüğümüz anda kalsiyum aklımıza gelecek. Bu özelliklerinin yanı sıra kalsiyum elementi insan vücudunda sinir ve kasların işlevlerinde de fayda gösteriyor. Burada da çok büyük öneme sahip, dolayısıyla bahsedilen element kalsiyumdan başkası değildir. Ki civa zararlı bir elementti, zehirli etkilere sahip. Kurşun yine aynı şekilde zararlı etkilere sahip. Demir ve kalaydan, demir hemoglobin yapısında bulunan bir elementti, faydalı bir elementti. Kalay ağır metaller kapsamına girebilecek bir element. Bu faydalardan bahsedemiyoruz. Bu özellikler tam da kalsiyuma ait özellikler olarak karşımızda duruyor. Şimdi atom yarıçapı ile ilgili, daha doğrusu burada iyon yarıçapı ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir yerde bize proton sayısı verilmiş, yükler verilmiş. Muhtemelen bizim orada karşılaştırmamızı istediği şey izoelektronik tanecikler olacaktır. Daha doğrusu böyle bir şeyde yorum yapacaksak proton sayısı ve elektron sayısını baz alarak işlem yapmamız gerekiyor. Şimdi bize fosfor elementini vermiş. Bunun 15 tane proton olduğunu söylüyor. Eksi 3 iyon yüküymüş. Dolayısıyla nasıl buluyorduk biz elektron sayısını? Proton sayısı ile elektron sayısının farkı bize bunu veriyordu. Dolayısıyla ya da şöyle de düşünebiliriz. Eksi 3 yüklü olması demek dışarıdan 3 tane elektron alması demektir. Dolayısıyla 18 tane elektronu vardır. Klordan bahsedecek olursak, klorun eksi yüklü olduğunu söylemiş. Burası 17 olduğuna göre elektron sayısı yine burada da 18 olacak, dışarıdan bir tane elektron aldığını söylediği için. Potasyuma gelecek olursak 19 tane protonu var. Burada artı 1 olması ne demek oluyor? Dışarıya bir tane elektron vermiş olması demek oluyor. Burada da 18 tane elektron var. Benzer şekilde kalsiyumdan bahsedecek olursak burası 20 olduğuna göre demek ki bunun da 18 tane elektronu vardır. Hemen bakıyoruz. 4'ünde de 18 elektron var. Yani bunlar izoelektronik tanecikler. O zaman elektron sayıları eşit olduğuna göre ben iyon çapından bahsedecek olursam proton sayısına bakarım. Kimin proton sayısı daha fazlaysa onun yapacağı çekim kuvveti daha fazla olacak. Yani çekirdeğin elektronlara yapacağı çekim kuvveti daha fazla olacak. Bu da atomun büzüşmesine sebep olacak. Yani proton sayısı kimde fazlaysa onun hacmi daha küçüktür. Proton sayısı kimde azsa bunun elektronlara uygulayacağı çekim kuvveti daha az olacağı için daha geniş bir ortam hazırlayacaktır. Yani daha büyük bir hacme ya da yarı çapa sahip olacaktır. Yani burada ne diyeceğiz o zaman? Fosfor en büyük yarı çapa sahip. Sonra klor, sonra potasyum, sonra kalsiyum şeklinde gelecek. Cevabımız da dolayısıyla A seçeneğinde yer alacak. Vakit kaybetmeden bir sonraki soruya bakalım. Yine 0'dan 9'a kimya kitabından bir soru var karşımızda. Tonguç'tan aşağıdaki ifadeleri doğru ya da yanlış olarak işaretlemesi isteniyor. Tonguç'un yaptığı işaretlemelerden sadece bir tanesi hatalı olduğuna göre arkadaşlar soru köküne çok dikkat edelim. Soru aslında burayı doğru doldurmamıza rağmen yanlış çözebiliriz. Bize diyor ki sadece bir tanesini hatalı işaretlemiştir. Buna göre Tonguç hangi işaretlemeleri yapmıştır? Yani bizim burada aslında kendimizin yapacağı işaretlemeleri değil, bu koşula göre Tonguç'un yapacağı işaretlemelere bakmamız gerekiyor. Buna göre hemen biz bir kendi işaretlemelerimize bakalım. Doğrusunu biz bir yapalım yani. Bir periyotta sağa doğru gidildikçe atom hacmi artar diyor. Oysa ki biliyoruz ki periyodik tabloda sağa doğru gittikçe proton sayısı artacağı için, yani çekirdeğin yapacağı çekim kuvveti artacağı için atomda büzüşme olması gerekiyor. Yani hacim sağa doğru gittikçe küçülür. Bir periyodun en küçük elementi her zaman için 8A grubunda, en büyük elementi her zaman için 1A grubunda yer alır diyorduk. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış oldu. Bir grupta aşağı doğru gidildikçe birinci yoğunlaşma enerjisi azalır. Periyodik sistemde sağa ve yukarı doğru gittikçe birinci yoğunlaşma enerjisi artıyordu. Periyodik sistemin birinci yoğunlaşma enerjisi en yüksek elementi 8A'nın ilk üyesi olan helyumdaydı. Dolayısıyla gayet doğru bir ifade oldu bu. Bir grupta yukarı doğru gidildikçe ametalik aktiflik genellikle artar. Grupta yukarı doğru gittikçe ametalik aktiflik artıyordu. Çünkü elektron alma isteği artıyordu. O yüzden genellikle bir grubun en yüksek ametalik aktifliğe sahip elementi en üstte duran element oluyordu. O yüzden ametaller aslında sağ üstte yığılmış durumda duruyor. Tabii ki burada soy gazları hariç tutuyoruz. Yani bu ifademiz de gayet doğru bir ifade oldu. Şimdi bu işaretlemelerin doğru yapılmış hali. Dolayısıyla burada B şıkkına giden arkadaşlarımız olabilir. Arkadaşlar bunu işaretlemeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Bu işaretlemeye göre sadece bir tanesi hatalı olan hangisidir? Buna bakıyoruz. İki tane hata var.
Buraya bakıyoruz. Burada da 1, 2, 3 tane hata var. Buraya baktığımız zaman bu hatalı, bu hatalı, bu doğru yapılmış. 2 hata var. Bu zaten hatasız yapılmış. Buraya baktığımız zaman doğru, hatalı, doğru. Yani sadece bir tane hata var. O yüzden cevabımız A seçeneğindedir diyoruz. Hemen bir sonraki soruya atlayacak olursak. Demir sembolü Fe olan 1538 santigrat derecede eriyen, 2861 santigrat derecede kaynayan ve doğada demir 2 oksit veya demir 3 oksit formülleriyle gösterilen bileşiklere sahip iletken bir metaldir. Bayağı bir bilgi vermiş bize. Bu ifadelerde elementlerle ilgili olan özelliklerin hangisi ya da hangilerini desteklemektedir diyor. Bakalım, erime ve kaynama noktaları bellidir. Demirden bir elementten bahsederken erime ve kaynama noktalarını vermiş. Bunun belli olduğunu bize göstermiş zaten. Latince isimlerinin kısaltılmış halleriyle gösterilir. Fe'nin, bunun Latince isminin kısaltılmış hali, ilk iki harfinden oluştuğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu ifademiz de doğrudur. Aynı element ile farklı bileşikler oluşturabilir. Farklı iki bileşiği oksijen elementiyle oluşturduğunu bize söylemiş. Dolayısıyla bunu da destekliyordur. Ve cevabımız tabii ki 3 ifademiz de doğru olduğu için E seçeneğinde yer alıyordur. Tak kimya kitabından bazı sorulara bakalım o zaman. Sülfürik asit kimya laboratuvarında sıkça kullanılan tehlikeli, yanıcı, aşındırıcı ve tahriş edici bir kimyasal maddeymiş. Buna göre sülfürik asit şişesinde hangi etiketler bulunmalıdır diyor. Şimdi bu işaret neydi? Tahriş edici özellikli. Dolayısıyla bunu kesinlikle bekliyoruz. Bu işaretimiz neydi? Bu da yanıcı maddelerin üzerinde bulunması gereken işaretimizdi. Dolayısıyla yanıcı olduğu için bunun da yer alması gerekiyordur. Ve bu da aşındırıcı maddelerin metaller ve cilt üzerinde etki eden aşındırıcı özelliği belirten işaretimizdi. Dolayısıyla bu üçünün de sülfürik asidin etiketinde bulunması gerekmektedir. Üçü de bulunması gerektiği için cevabımız tabii ki E seçeneğindedir. Yine tak kimya kitabından devam edelim. Şekildeki periyodik sistem kesitinde yerleri gösterilen elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi bazı elementler vermiş bize. X suya atıldığında patlayan bir metaldir diyor. Arkadaşlar hep istisnaları sormuş, dikkat edelim. X, 1A'nın ilk elementi. 1A grubu, evet, alkali metallerdi, tamam. Bunun haricindeki diğerlerinin tamamı metal olarak özellik gösteriyordu ve alkali oldukları için suda patlıyordu. Ama X buradaki istisnamızdı, çünkü X hidrojen elementiydi ve hidrojen bir metal değildi, bir ametaldi. Dolayısıyla alkali metaller grubunda olmasına rağmen kendisi bir alkali metal değil. Dolayısıyla böyle bir tepkime vermiyor. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Daha doğrusu bu bir metal değildir. Değerlik elektron sayısı en büyük olan Q'dur diyor. Q helyum olduğunu biliyoruz. Birinci periyotta zaten sadece hidrojen ve helyum vardı ve bunun iki tane elektronu vardı. Dolayısıyla değerlik elektron sayısı 2. Ancak T'de değerlik elektron sayısının 7 olduğunu biliyoruz. 7A grubunda olduğu için. Dolayısıyla bu ifademiz de yanlış oldu. Eğer şuraya bir tane K elementi koysaydı ve bunun değerlik elektron sayısı en büyüktür deseydi bunu kabul edecektik. Çünkü burada 8 tane elektron olacak. Ancak Q şöyle bir katman dağılımına sahip olduğu için sadece bir tane katmanı var. Orada da iki tane elektron var. Dolayısıyla değerlik elektronları 2. Dolayısıyla da bu özelliğe sahip değil. M ve T ametal türü elementlerdir. Şimdi M hangi elementimiz? 3A'nın en başındaki bor. Yani bir yarı metaldir bu arkadaşlar. İlla ki sağdakilerin tamamı ametaldir demiyoruz. Ne diyoruz? Buradaki bor yarı metal. Benzer şekilde şurada silisyum var. O da bir yarı metaldi. Dolayısıyla bu da aslında gitmiş oldu. T'ye baktığımız zaman T flordu. T ametaldi, hem de ametalik aktifliği en yüksek olan ametaldi. Atom çapı en büyük olan Y'dir diyor. Atom çapı periyodik sistemde sola ve aşağı doğru gittikçe artıyordu. Dolayısıyla bunları incelediğimiz zaman en sol, en aşağıda kim var? Y var. Dolayısıyla atom yarı çapı en büyük olan tabii ki kendisidir. Y ve Z'nin kimyasal özellikleri benzerdir. Periyodik sistemde aynı gruptaki elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri benzerdi. Aynı periyotta böyle bir şey beklemiyoruz. Y ve Z aynı periyotta olduğu için tabii ki böyle bir benzerlik beklemiyoruz kesinlikle, ki Z bir ametalken Y bir metaldir. Dolayısıyla özellikleri birbirinden çok farklıdır aslında. Cevabımız tabii ki D seçeneğinde olduğunu görmüş olduk. Tak kimya kitabından yine devam ediyoruz. Atom modelleri ile ilgili bir soru var karşımıza şimdi. Thomson atom modelinin bilim çevrelerince kabulünden sonra Dalton atom teorisi geçerliliğini yitirmiştir. Yani zaten her bir atom modeli bir sonraki ortaya çıkınca çürüyor ve geçerliliğini kaybediyor. Bazı özellikleri, bazı söylediği bilgiler yitirilmiş oluyor, çürütülmüş oluyor çünkü. Buna göre Dalton atom teorisine ait ifadelerden hangisi Thomson atom modeliyle ters düşmez diyor.
Kimyasal tepkimelerde atomlar belli sayılarda birleşerek bileşikleri oluşturur. Yani burada sabit ve katlı oranlar kanunundan bahsediyoruz aslında. Burada bahsedilen kanun doğrudan sabit oranlar kanunu, ki günümüzde de geçerliliğini korunan bir kanun. Yani Dalton o zaman söylemiş, bugün de hala geçerli. Tabii ki Thomson zamanında da, Thomson'un modelinde de bu geçerliydi. Dolayısıyla ters düşmüyor. Atomlar bölünemez, Dalton atomların bölünemez, parçalanamaz olduğunu söylemişti. Thomson'a geldiğimiz zaman artık elektronlardan, daha doğrusu negatif yüklü taneciklerden bahsedilmişti ve negatif yüklü taneciklerin yer değiştirebileceği biliyordu. Faraday kanunları, Faraday'ın yaptığı çalışmalardan dolayı. Dolayısıyla bu ters düşen bir kavram oldu. Farklı elementlerin atomları birbirinden tüm yönleriyle farklıdır. Bu da yine ikisinde de geçerli olan kavramlardı. Çünkü henüz İzotop kavramı ortaya atılmamıştı, ya da daha doğrusu bu kavram aynı şekilde Thomson'da da Dalton'da da geçerliliğini koruyordu. Ki günümüzde de hala daha farklı elementlere aitlerse bütün özellikleri, daha doğrusu fiziksel kimyasal özellikleri birbirinden tamamen farklıdır diyoruz. Birinci ve üçüncü ifadeler ters düşmediği için cevabımız tabii ki C seçeneğinde yer alıyor. İlk üç iyonlaşma enerjileri verilen baş grup elementleri ile ilgili sadece tablo kullanılarak, sadece bu tabloyu kullanacağız. Ne olduğunu bilmiyoruz biz bunların. Hangilerine ulaşılabilir diyor. Şimdi X tek elektronudur diyor. Bakıyorum, bir tane elektron için, şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Eğer bir elektron varsa onun için illaki bir iyonlaşma enerjisi vardır. İyonlaşma enerjisinin tanımını yapacak olursak, bir elektronu koparmak için gereken enerjiydi. Eğer elektron varsa onun için koparmak için gereken bir enerji vardır illaki. Burada verilmediğine göre öyle bir elektron olmadığını gösteriyordur bize. Dolayısıyla X kesinlikle tek elektronludur. Hatta hidrojendir tek elektronlu olduğu için. Y ve Z aynı gruptadır diyor. Hemen gruplarını belirleyecek olursak, grup belirlemekte yapacağımız şey uçurumu kovalamaktı. Bakıyoruz, 119'dan 1001'e zıpladı. Yani neredeyse 10 katına kadar çıkmış oldu. Ardından daha insani, daha az bir artış var. Bu uçurum neyi gösteriyor? Demek ki ben bu elektronu kopardıktan sonra ikinci bir elektronu artık bir alt katmandan koparmaya başlamışım. Yani bu atomun en üst katmanında sadece bir tane elektron varmış. Bu da onun bir A grubunda yer aldığını bana gösterir. Bu yeterli bir bilgidir. Z'ye baktığım zaman burada da hemen burada uçurum var, sonra normal bir artış seviyesine tekrar dönüyor. Yani son katmanımda sadece bir tane elektron vardır. O yüzden bu 1A grubu elementidir. Buraya baktığım zaman 176'dan 348'e çıkmış. Sonra 1847'ye kadar zıplamış. Yani uçurumum burada. Bu ne demek? Bu iki elektronu ben en üst katmandan koparmışım. Üçüncü bir elektron için bir alt katmanaymışım. Dolayısıyla en üst katmanda iki elektron vardır. Dolayısıyla değerlik elektronları 2'dir. Yani bu bir 2A grubu elementidir. Buna göre Y ve Z aynı grupta mıdır? İkisinin de 1A olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bu da doğru bir ifadedir. T toprak alkali metaldir. 2A grubunda olduğuna göre 2A grubunun istisnası yoktu. Hani 1A grubundaki bütün elementler alkali metal değildi, hidrojen vardı. Ya da 3A grubundaki bütün elementler toprak metal değildi, çünkü bor bir yarı metaldi. Ancak 2A grubundakilerin tamamı metalik özellik gösteriyor ve 2A grubundaki bütün elementler toprak alkali metal olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla bu ifademiz de doğrudur. 3 ifade de doğru olduğu için cevap tabii ki E seçeneğinde yer alıyordur. O zaman ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı asla ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi bir tatil dönemi geçirmenizi diliyorum.